Değerli izleyicilerimiz, Sahur vakti programında İstanbul TV ekranlarından hayırlı geceler. Sahur vakti programında ilahiyatçı yazar kıymetli Hıdır Yaşırlıt hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hayırlı sahurlar, hayırlı ramadanlar, hayırlı ibadetler, hayırlı programlar. Hocam yine hayırlı, bereketli bir saatte seyircilerimizle beraberiz. Duanın kabul olduğu vakitler hangileridir diye sorularımızla başlayalım hocam. Elhamdülillahi ve sallallahu ve sellem ala Resulillah. Şimdi ilk önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şeriflerinde bildirdiği gibi dua bir ibadettir. Kişi Allah'a dua ettiğinde duası kabul olundu mu, olunmadı mı bakmaksızın bu bir ibadettir. Niye Allah'a dua ediyor? Niye Allah'tan istiyor? Yani Allah'ın uluhiyetini kabul etmektir. Kişi Allah'ın kulu olduğunu, kulluğu kabul etmek demektir. Allah'a yalvarmak, yani ay Allah'ım sen benim Rabbimsin, benim ilahımsın. Ben senin kuluyum, bana bunu nasip eyle olduğu için sevap kazanıyor. Bu birinci mesele. İkincisi duanın kabul olması için yediği, içtiği, giydiği helal olacak. Peygamber Efendimiz'in hadisinde geçtiği gibi diyor ki bu durumda yani yediği içtiği, giydiği helal olmayan kimsenin duası asla kabul edilmez. Kimisi hak yoldan sapmış, şeytan ona gitmiş. Kimisi namaz kılmıyor, kimisi haram işliyor. Sonra dua ediyorum olmuyor. Kimisi öyle değil, normal bir Müslümandır. Yine dua ediyor, olmuyor kabul edilmiyor. Alimler de diyor ki kişi kendine baksın. Benim duam niye kabul olmuyor? Benim ne eksiğim var? Benim ne taksiratlarım var? Benim ne hatalarım var diye baksın. Hemen direkt niye Allah benim duamı kabul etmiyor demesin. Bu şeyi kendisinde görsün. Ondan sonra ne zaman dua edilir? Asıl sorun budur zaten. Tabi buna girmeden önce bir şey anlatmak zorundayız. İmam Şafii radıyallahu anh bu konuda diyor ki bize ulaşan haberlere göre Kadir gecesinde Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece bayram geceleri Miraç kandilinde gibi mübarek gecelerde dua kabul olunur. namazdan hemen sonra kabul edilir. Ezan ile ikam arasında kabul edilir. Ve en mübarek anlar dua için iki yer var. Bu çok mübarek. Günlük olarak sayarsak her gün sabah namazından önceki seher vaktinde. Bir, bir saat önce kalkacaksın. Abdestini alacaksın. 2, 4, 6, 8, 10 ne kadar kılabilirsen rekat Allah için kılarsın. Kıldıktan sonra oturup dua edersin. O vakit çok mübarek bir vakittir. Bunun yanı sıra Cuma günü. Güneşe batmadan yaklaşık bir yarım saat kala. O zaman da duanın kabul olması için büyük bir etkendir. Peygamber Efendimiz'in hadisi de geçiyor. Cuma gününde öyle bir an vardır ki kim o vakitte dua ederse Allah duasını kabul eder. Peygamber Efendimiz belirtmemiş hangi ama alimler dediler ki ikindi ile akşam arasındaki vakit. Özellikle akşama yakın vakitte. Tabi bunun dışında umrede olan kimse Arafat'tan sonra Arafat'tayken yani bunlar çok geniş bir bölümdür. Orucunu açan kimse orucunu açmak istediği vakitte bazı amere göre iftardan önce güneş battı. İftarını açacaksın o zamanı dua edersin. Ve bazı de dediler ki iftardan sonra yani yemeği bitirdikten sonra yani birçok vakit var, birçok durum var, birçok an var. Orada ee, dua edilir. Şimdi gürlük dediğimiz gibi namazdan sonra ilk namaz ile akşam arasında ezanı duyarken, ezanı bitirdikten sonra bu tür vakitlerde dua edilir ve Allah'ın izniyle kabul edilir. Özellikle sabah namazından önceki seher vaktinde olur. Yine sebepler çok sarılmayı bilene ne mutlu. Aynen. Allah razı olsun hocam. Hocam böyle e, bizi tabii mutlu ediyor seyircilerimizin takip ediyor olması. Bir seyircimizden şöyle bir soru gelmiş. 22. bölümde demiş, dört büyük melek sahabelerin büyüğü olan Ebu Bekir Efendimiz ve Ömer Efendimiz'den üstündür dediniz. Demiş ki burada iradesi olmayan melekler için demiş, iradesi olmayan bir varlık, Allah'ın tarafından, Allah tarafından korunan bir varlık, küfre düşme tehlikesi olan insanlardan nasıl üstün olur, hikmeti nedir demiş. Böyle bir soru gelmiş. Şimdi soruya cevap vermeden önce şunu bir bilelim. Birçok konunun hikmetini bilmiyoruz. Dilimize sabittir. Ama sebebini, hikmetini bilmiyoruz. Teslimiyet içerisinde takip ediyoruz. Öğle namazı niye dört rakattır? Üç değil veya beş değildir. Oruç neden akşam vaktine kadardır, yatsıya vaktine değildir veya ikinci vaktine değildir? Hac neden umurda bir kere, iki kere değil? Tavaf neden yedi defa, beş defa değil? Bir çok, çok şeyin hakmetini bilmiyoruz. Şimdi soruya gelelim. Diyor ki iradesi olmayan, kim dediğin meleklerin iradesi yok? Melek iradesi var. İnsanın iradesi var, cinnin iradesi var, meleğin de iradesi var. Nasıl iradesi yok? Ha, sadece iyi olan şeyleri seçer. O ayrı mesele. Allahu Teala onları haramlardan korumuştur. Sadece iyi olan şeyleri seçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, diğer peygamberler yine küfre düşmezler. Büyük günaha düşmezler. Yani iradeleri yok mu? Ha Allahu Teala melekleri küfürden, büyük günahlardan, küçük günahlardan yani bütün günahlardan kurumuştur. Bitti. Allahu Teala peygamberleri küfürden, büyük günahlardan, aşağılayıcı küçük günahlardan kurumuştur. Yani aşağılayıcı olmayan kıymet düşürmeyen küçük günahlardan kurulmuş değiller. Yani ufak de olsa bir hata ederler. Melekler bunlardan kurulmuştur. Yani melekler peygamber eden usul mudur? Kişi kendi kafasına göre yorum yapması biraz sancalıdır. Özellikle şeytan araya girer. İmam-ı Nesefi gibi meşhur olan Hanefi amirlerdendir. Akide Nesefi adlı kitabında diyor ki en fazleti yatıklar peygamberlerdir. Ondan sonra önde gelen meleklerdir. Ondan sonra önde gelen insanların evyalarıdır. Ondan sonra gelen normal meleklerdir. Ondan sonra gelen Müslümanlardır. Şimdi peygamberler anlattık. Ayet var kimse buna karşı gelemez. Al-En'am suresinde şöyle geçiyor. Ve kullen faddalna alel Yani allah Teala bazı peygamber isimleri saydıktan sonra ve hepsini alemlerden üstü kıldık diye ayet. Şimdi Abbaki şey, Cibrail, Mikail, İsrafil, Azrail gibi meleklerin liderleri ikinci mertebede. Ondan sonra Bakr, Omar Osman Ali önde gelen insan evliyaları. Ee, ve bütün evliyalar yani insanlar evliyaları. Ondan sonra melekler gelir. Melekler hepsi evliyadır zaten. Ondan sonra normal Müslümanlar gelir. Şimdi neden Cebrail Bakır'dan üstündür diye şeriat öyle diyor. Kavmanıza yani, evet. göre değil. Talimat Peygamber Efendimiz talimatı böyledir. Peygamberler önde gelen melekler insanların evliyaları normal melekler, normal Müslümanlar. Burada yani niye e, melek Ebu daha üstündür veya Cibrail daha üstündür veya şu niye? Allah'ın Allah hakmetidir. Peygamberler aşağılayıcı olmaya küçük günah düşebilirler. Melekler düşmezler. Bu da rağmen melekler peygamberlerden üstün değiller. Ha şimdi bazı kişiler şimdi derler ki ne demek yani peygamberler küçük günah düşerler? Dikkat edelim. Hassas bir mesele bu. Günahlar iki kısımdır. Büyük ve küçük. Peygamberler küfre düşmezler. Büyük günahlara düşmezler. Kaldı küçük günahlar. Bunlar da iki kısımdır. Aşağılayıcı küçük günahlar var. Aşağılayıcı olmayan küçük günahlar var. Peygamberler kesinlikle aşağılayıcı olan küçük günahlar düşmezler. Ama aşağılayıcı olmayan, kıymet düşürmeyen küçük günahlara düşebilirler ama hemen uyarı gelir onlara ki tövbe etsinler. Ki insanlar tabi olmasınlar diye. Adem peygamberin ağaçtan yasak olan ağaçtan yemesi gibi. Ve asa Adem Rabbahu. Yani Adem masiyet işlemiş. Masiyet ne demek? Günah demektir. Zemb. Yani haram. Ama Büyük günah mıdır? Değil. Aşağılayıcı bir günah mıdır? Değil. Küçük, aşağılayıcı olmayan bir günahdır. Şimdi İmam Maturidi, hakeza Hanefi alimler, günah demekten çekinirler. Onu soracaktım. Zelle derler. Evet. Veya hata. Yani çekinirler. Zelle mi dersen, hata mı dersen, aşağıcı olmayan küçük günah dersin sancısı yok. İmam Nevi diyor ki alimlerin çoğuna göre peygamberler aşağılayıcı olmayan küçük günaha düşebilirler dediler. Bir kısım alim, bak buna da alim. Demişler ki peygamberlikten sonra düşmezler, peygamberlikten önce düşerler. Yine yani Peygamberlik görevi gelmeden önce düşebilirler ama Peygamberlik görevi geldikten sonra düşmezler. O da yine küçük hatalara, küçük şeylere. Zaten değil mi? Yani küfür baya büyük de buna yaklaşmıyoruz. Aşağılayıcı olan günaha yaklaşmıyoruz. Aşağılayıcı olan nedir? Bir yerden geçerken bir uzun satan birini, bir tanesi alıp kaçmak. Bir tanesi küçük günahtır ama aşağılayıcı bir şeydir. Ya bana söyleseydi ona bir kilo verirdim. Bir kasa verirdim der. Yani aşağılarlar millet Bu tür şeylere düşmezler. Ama Adem Aleyhisselam'ın ağaçlarını yemesi gibi Musa Aleyhisselam'ın o Müslüman olmayan Kıbrı'yı vurup öldürmesi gibi Yunus Aleyhisselam Rabbinden talimat, izin gelmeden, emir gelmeden memleketini ayırması gibi bunlar hepsi hata. Hilaf yok, hatadır. Hilaf yok. Şafi Hanefi, Maituridi Eşhari filan. İkisine göre hatadır. Ama kimisi buna zelle diyor, kimisi bu küçük günahtır der. Peki melekler düşerler mi? Yok. Düşmezler. E peki Adem ağaçtan yemiş, hata etmiş. Cebrail yememiş. Yani Cibrail Davuslu mıdır? Alakası yok. Bu ayrı bir durum var, bu ayrı bir durum var. Ağabeyler başka bir örnek de veriyorlar. Namaz hacdan üstündür. Değil mi? Hacca giden kimse helal parayla orada büyük günaha düşmeden, eşiyle ilişkiye girmeden, ihram esnasında dönerse anasından donmuş gibi olur. Günahsız. Ne kadar büyük günah olsa bile. Tabi kaza kul hakkı hariç. Peki namaz kılarsa o büyük günahlar sinir mi? Yok. Küçük günahlar sinir namazla. Ama namaz haçlar üstündür. Allah bu özelliği hacca vermiş. Namaza vermemiştir. Başka bir örnek verelim. İsrafil aleyhisselam bu sura üflemekle görevli olan melek Sura öflediğinde ilk defa öflediğinde kıyamet kopacak. Herkes ölecektir. İkinci defa öflediğinde ölmüş olan herkes dirilecektir. Şimdi birinci defa öflediğinde canlı olan herkes ölecek ya. Kabirde olan canlılar bile bayılacaklar. Şehitler hariç. Savaş şehitleri hariç. Peygamberler bayılacaklar. Şehitler peygamberler üstün mudur? Aşağı. Bayağı, bayılmıyorlar. allah Allahu Teala onlara bu özelliği vermiştir. Allah dili dini yapandır. Dolayısıyla buradaki mesele bu şekildedir. Peygamberler bunda hilaf yok. Önde gelen melekler, ondan sonra insanların evliyaları. Ebubekir, Osman gibi. Hocam Allah razı olsun. Çok güzel örnekler ben verdiniz. Inşallah. Hocam yine e, programlarımızı dikkatli takip eden ama sonrasında herhalde kaçırmış şöyle bir soru gelmiş. 13. bölümde denildi ki demiş mazeretli olan kişi oruç tutmuyorsa o gün herhalde seferi ise vesaire yiyip içebilir denildi demiş. Ama daha sonra bir bayan gün içinde hayız kanı görürse o günü yiyip içmeden bitirecek demiş. Peki ondan sonraki günlerde o hayız bitmediği sürece yiyip içebilir mi ve şafide de durum aynı mıdır diye bir soru sormuş. Benim hoşuma gitti. Bu son iki soru. Yani dersi takip ediyorlar. E. aklına takılan bir şey varsa yazıp soruyorlar. Çok güzel. E. Şimdi ilk önce ha, Şafi mezhebine göre bayan hayızlıyken Ramazan ayın gündüz vaktinde hayız kanı kesildi. Akşama kadar ne yapacak? Bir şey. Hayır zaten mazeretiydi yani. Yiyip içebilir. Kadın oruçluydu. Gündüz vakti de hayz kanı gördü. Orucu bozuldu. Akşama kadar yiyip içebilir mi? Şafiler de evet. Sancası yok. İki durumda sancası yok. Yani oruçluydu. Hayz kanı gördü. Hayızlıydı. Hayız kanı kesildi fark etmez. Bu durumda mazeretten dolayı oruçlu değildir, bozuldu. Yiyip içebilir. Hanefi mezhebine göre. Şafirlerde problem yok. Kafir olan kimse Müslüman olursa gündüz vaktinde. erkek çağına girmemiş olan çocuk gündüz vakti erkek çağına girdiyse. Seferi olan bir kimse gündüz vaktinde mukim olduysa. hazli olan bayan hayız kanı kesildiyse bu dört kişi akşama kadar yiyip içmezler. Yani hayızlı olan bayan e, seferi olan kimse mazeretliydi tutmadı. E mazereti kalktı. Neden tutmadı? Hayızlıydı. hac hayz kalktı. Niye tutmadı? Seferiydi. E, sefer kalktı. Ne kaldı? Bir saat mi? iki saat mi? Beş saat mi? Kaç saat kaldıysa bunlar oruçluymuş gibi devam edecek. Tam tersi yani dedi ki hayızlıyken kan kesildi yemeyecek içmeyecek. Ama oruçluyken hayız kanı gördüyse yiyebilip içebilir. Çünkü oruçluyken engel oluştu. Diğeri engel kalktı. Engel kalktığında artık oruçluymuş gibi davranacak Hanefilerde. Şafilerde ister hazli olsun kesilsin kanı. İster uluşluyken haskanı görsün fark etmez. Yiyip içebilir o süre içerisinde. Ha bazen bazı bayanlar var. Kaybabasıydı gilde e, yaşıyor. Kaynarı var, kaybabası var. E utanır onlara ben hayızlıyım diye. Yemiyor, içmiyor. Onu indirir. Ama oruç niyetiyle şayet hayızlı iken veyahut oruçluydu, hayız kanı gördü. Oruç niyetiyle yemekten, içmekten uzak durursa haramdır. Ama o tanıyor, onlar önünde de yemek yemiyor. Ya haram değil. Yemek zorunda değildir zaten. Ama herhalde halde hocam, Ramazan'dan sonra o bir günü kaza edecekler. Hakka. Evet. İmam Müslim'in rivayet ettiğine göre Ayşe Vademiz bunu söylüyor. Ayşe anamız bunu söylüyor. Yani hayz kanıyla tutulmayan veya hayz kanı sebebiyle tutulmayan göllerin kazası güne gün olacak. Hocam daha önce değinmiştik ama yine soru gelmiş. Mezhepler nelerdir, hikmetleri nelerdir demişler hocam. Mezhep yol demektir. Metod demektir. Etod demektir. Şimdi hikmeti nedir? Hikmeti Müslümanlara yardım olsun diye. Hikmeti Müslümanlara kolaylık sağlamak olsun diye. Hikmeti imtihan olsun diye. Şimdi birçok kişi ben mezhebi kabul etmiyorum diyor. Ben mezhebet tabi değilim. Ben e, Kur'an'a bakıyorum. Sen namaz kılıyor musun? Evet. Nasıl kılıyorum? Böyle. E bu Şafi'ye göredir. Ben böyle kılıyorum. E bu Hanefi'ye göredir. Ben böyle kılıyorum. Ebu e bu Malikler'e göredir. Yani ne yaparsa yap, bir camiye bir, bir düzgün kılarsan tabii bir mezhebe e, denk olacak yani. Bunlar hepsi böyle Kur'an'da yazmıyor ama. Tabii. Şimdi mezhep din demek değil. Yani Şafi, Hanefi, Malik, Hanbeli bunlar din değil. Bu dinden bir parçadır. Peki dinimiz buna ihtiyacı mı var? Niye çıktılar bunlar? Derse bazı hükümler var. Kur'an'da ve hadise de geçmiyor. Peki bu Müslüman kardeşim ne yapacak? Bazı hükümler var. Kur'an'da geçmiyor. Hadise de geçiyor. Bu ee, peygamber Efendimiz'i reddederler, hadisi reddederler, sadece Kur'an-ı Kerim'i kabul ederler, yalan söylüyorlar. Öğle namazı dört rekattır diye nerede geçiyor? Örnek bir örnek. Nerede geçiyor? Kur'an'da geçmiyor. Hadiste de geçiyor. Ee, niye dört rekat kılıyorsun o zaman? Hatta biri kendini sormak için diyor ki aslında öğle namazı farz değildir zaten. Rekat diye bir şey yok. Sen dua edersen öğle namazının yetil olur diyor. Bu da kendisi olmak için. Sıkışınca farzını da reddediyor. Tabii. Şimdi mezhepler genelde neyden kaynaklanıyor farklar? Bir, Arapça dilinden. iki Peygamber Efendimiz'den gelen rivayetler. Şimdi bir sahabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle yaptığını görüyor. Başka sahabı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir şekilde yaptığını görür. Bu nakla diyor, bu nakla diyor. Örnek vereyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün abdest alırken salçı buradaki ön saçı dışarıdaydı. Mesatmış. Bir rivayette çıkartmış. Bir kere biri yaptı. Bir kere de biri yaptı. Bu çıkartmamış rivayeti İmam-ı Şafi'ye ulaştı. Örnek veriyorum. Diğeri İmam-ı Hanife'ye ulaştı. Çünkü İmam-ı Şafi'ye, İmam-ı Hanife aynı kişiden ders almadılar. taşların sahabi var. Birçok sahabe var. Çoğu da nakletmiştir Peygamber Efendimiz'den. Bu sahabeleri bunu naklederken onlara güveniyoruz. Tüm sahabeler bu konuda güvenilir kişilerdir. Bu konuda. Hangi konu? Peygamber Efendimiz'den rivayet naklederken. İmam Şafii bu şekilde ulaşmış. Dedi ki İmam Şafii o zaman başını mesh bir kısım mesh yeterlidir. İmam bu Hanife'ye hangi rivayet ulaştı? Diğer rivayet. Demiş ki o zaman başını çoğunu mesh Toya bir kısmını mesh İşte burada hilaf olmuştur. Bu bir. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alnından kan çıktı. Ayşe anamız geldi, sildi. İmma, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest aldı, namaz kıldı. İmam Şafii dedi ki, Ayşe anamız ona mesh dokunduğu için abdesti bozuldu. İmam Hanife diyor ki, kan çıktığı için abdesti bozuldu. Çünkü burada bir rivayet yok. Dokunduğu için mi, kan çıktığı için mi? Ama hilaf bundan önce başladı. Kişi eşine dokunursa abdesti bozulur mu bozulmaz mı oradan başladı. i̇mam ı Şafii diyor ki mahram olmayan anası, kızı, torunu, teyzesi, halası, süt anası, ana anası, baba anası vs mahram olan bir bayana dokunursa bozulmaz. Ama mahramsız olan, ne mahram olan bayana bilerek dokunursa abdesti bozulur. Hocam burada mahrem namahrem diyoruz ya anlaşılması için şimdi eşine de dokunsa bozuluyor ya. Evet. Yani kişinin evlenmesi caiz olmayan kişiye ancak dokunursa abdesti bozulur. Mahrem yani onu evlenmesi omur boyu caiz olmayan bayandır. Kesinlikle ne olursa olsun omur boyu bulan evlenemez. Ne mahrem evlenebilir. Ha şimdi kişi diyor ki e kişi baldızıyla evlenemez. Kişi baldızıyla omur boyu ödenemez diye bir şey yok. Eşi vefat ederse baldızını alabilir. Eşi boşarsa baldızını alabilir. Yani omur boyu yasak değil. Geçici bir yasaklıktır o. Evet. Eşi nikahında olduğu sürece yasaktır. Eşinin teyzesi, eşinin halası aynı hakım. Eşinin yeğeni aynı hakım. Geçici bir yasaktır. Omur boyu değil. Şimdi İmam-ı Şafii böyle diyor. İmam-ı Hanife diyor ki mahremi olsun olmasın. Eşi olsun, olmasın. Şehvetli olsun, şehvetsiz olsun. Bilerek olsun, bilerek olmasın. Yabancı bayana dokunmak bozmaz. Nerede kaynaklanıyor? Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ve izâ lâmestumun <laughs> nisâ lâmestum. Dedi ki ya sebeplerden bir tanesi Arapça dilinden kaynaklanıyor. Lâmestum <laughs> birkaç tane manası var. İmam Şafii diyor ki la yani dokundunuz. İmam Abu Hanife diyor ki la yani ilişkiye girdiniz. Arapça dilinde ikisi manası kapsıyor. E ee, şimdi orada Peygamber Efendimiz'e gelmiş Ayşe Hanım'ımız başını sürmüş e, Başka bir rivayet var. Ayşe Peygamber Efendimiz'i öptü. Buna rağmen namaz kıldı. E. Ee, Abu Hanife diyor ki yani Şafii ne diyor bu konuda? Tabii Şafii zaten Abu Hanife'den sonra gelmiş yani Hanefiler. Şafii diyor ki Aişe onu öptüğünü unutarak Peygamber Efendimiz öptüğünü unuttu diye namaz kıldı. Ya onlardan bir iştihattır Ne için biz faydalanalım Yani ben iş yerindeyim. Abdest alma durumu müsait olmayabilir. Dükkandayım. Abdest alacaksam dükkanı kapatıp camiye gideceğim. Vesaire. Bir müşteri geldi elimdeydi. E Ebu Hanife'ye göre yapabilirim. Tavaf esnasında şafilerin çoğu İmam Ebu Hanife'ye göre hareket ediyorlar. Çünkü tavaf esnasında el değebilir, ayak değebilir. E, i̇ki de bir git abdest al gelme. يعني برضه كيف راح مثل بمذهب تاريخي شافعي الردان بيريد يركي والشافعي ومالك والنعمان واحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الائمه على هدى والاختلاف ورحمه والشافعي ومالك والنعمان امام الشافعي امام مالك امام ابو حنيفه النعمان ابو حنيفه واحمد بن حنبل وسفيان يعني امام احمد بن حنبل وسفيان الثوري Ve gayruhum misal imme. Yani diğer imamlar dahil. Ala huda. Hepsi hidayet yolu üzerindeler. Ve ihtilaf ve Onun arasındaki ihtilaf rahmettir. Bir örnek vereyim. Benim tanıdığım bir hoca var. Bana anlat. Bir gün İstanbul'dan Trabzon'a gidiyorum. otobüsle, Öğle namaz vakti geldi. Şoföre söyledim, bir dakika bir durur musun namaz kılayım? Ettim, etmedim, durmadı. Tartıştık, olmadı. Muavine söyledim, olmadı. Diğer şifere söyledim, diyor ki, e, istirahat, tesis dışında duramayız. ya zaten abdestliyim, sünneti kılmayayım. Sadece iki fazla kılayım, kabul etmediler. Sonra kendisi Hanefi bir zat. Çok sevdiğimiz bir hoca. Dedi ki aklıma İmam Şafi geldi. İmam Şafi'lerde namazları erteleme, geri alma falan birleştirme meselesi var. E ne yapayım ben? Ya otobusta kalacağım namaz kılmayacağım. Ya otobusta ineceğim. O tenha yolda başka otobüsü bekleyeceğim. Ya da İmam Şafi. İmam Şafi de büyük müştehittir diye. Allah'ım ondan razı olsun. Ve İmam Şafi'ye göre hareket ettim. Ve olur caizdir. Niye Şafi'ler Tavaf konusunda Abu Hanife'yi taklit ediyorlar. Fıtır zekatı çoğu yani. Para veriyor. Abu Hanife'yi taklit ediyor. Niye bu dokunma meselesinde e, kullanmasınlar veya yolculuk esnasında Hanefi'ne çabı gibi kullanmasınlar. Bu da olur, bu da olur. Yeter ki kendi kafamıza göre hüküm verip otobüste oturduğun yerde kıl demeyelim değil mi hocam? Daha zaten. Çünkü orada iki tane büyük imam var, iştihat var. Biri olmuyorsa öbürünü uyguluyoruz. Ama burada kendi kafamızdan uyduruyoruz. Şimdi burada otobüste otora kılmak dört mezhebe göre olmaz. Şayet ayakta durabiliyor isen, Ha sakat değilsen, hasta değilsen, duracaksın tabii. Zaten bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Özellikle uçaktayken. Ve özellikle Hacca veya Umre'ye giderken. Bazı hocalar var, Tam bilgili değiller. Cemaatine koltuğunda namaz kıl derler. Onlar da kılıyorlar. Şimdi kıble böyledir. Böyle midir? Böyle midir? Böyle midir? Böyle midir? değil. Koltuk nasılsa böylesi Allah'u Ekber. Olmaz ki böyle. Bazen tutturuyorlar. Bazen dönerken tam tersi oluyor. Buna rağmen kılıyorlar. Buna rağmen. Buna rağmen kılıyorlar. Olmaz ki bu. Bir, kıbleye doğru gerekir. iki ayakta. Şimdi diyorlar ki bir ayet var. Fe مَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللّٰهِ Nere dön, Allah'ın kıblesi oradadır diyorlar. Doğru mudur? Değil. i̇bn Abbas Efendimiz'in talabesi İmam Mucahid, İmam Mucahid diyor ki bu yolculuk esnasında nafile namaz içindir. Nafile. Bir de bir şart daha var başlarken muhakkak ki kıbleye dönüp Allah dedikten sonra dönersin diyorlar. E bunlar hep bunlar. En başta yanlış. Ters. Bir, ikincisi ayakta dört mezhepte bu vardır farzdır. Ayakta durabildiği halde oturak kılamaz. E diyor ki e uçakta nasıl kılacağız? Bazı uçaklarda mezit var. E, nasıl kılacaksın? O uçakta mescid varsa niye sen kılmıyorsun burada? Hostes olanların yeri müsait olabilir, koridor müsait olabilir. Biz nasıl kılıyoruz? Biz cemaatle kılıyoruz uçakta, cemaatle. Bir keresinde yaklaşık 100 kişi birden namaz kıldık. Koridorda ne yapıyoruz? 100 kişi birden. Yani burada istiyorsan yaparsın. İstiyorsan yaparsın. Hocadan biri dedi ki ee, hostese ben namaz kılacağım dedi yasak. Dedi ki hanımefendi ben sana namaz kılabilir miyim demedim. Ben namaz kılacağım dedim. Yani senden izin almıyorum. Başka bir hoca o hostesler oldukları yere gitmiş. Dedi ki hanımefendi namaz kılacağım. Dedi ki kılamazsın yasak dedi. Allahu ekber namaza başladı dinlemedi onu. Yani, öyle. Ha bir kimisi bir keresinde haçtan gelirken biz cemaat takıldık birkaç kişiydik. Kıldıktan sonra anons yaptılar. Bayan. Dedi ki beyefendiler, hanımefendiler lavabodaki suyudan abdest almayın. Çünkü su akar aşağıya zarar verebilir kablolara. Ayağa kalkmış abdest almaya gelirler. Hepsi geri gün dö döndüler. Ne bu? Lavaboda kullanırken oluyor. Şimdi su aşağıya akar. E zaten el yıkarken aşağı akmıyor mu? Ne demek bu? Oradaki hostes erkek hostlerden birine sordum. Nedir ne diyor bu? Ne diyor, hocam bırak bunlar komünist bunlar zaten. Bırakma şimdi kapalı. Bunlar hepsi içkili, faizli, zina yapan bunlar. Ama şimdi mecbur hacca, hac uçağı olduğu için kapanıyorlar. bu sırf millet namaz kılmasın diye. Ya onlar da oturdular, namaz <laughs> kılmadılar. Öyle olmaz. Mezhepler bu durumda uçaktayken ama bu sabah namazı olduğu için çaresi yok mecburen. Ha diğer namazları ertelebiliyorsun Şafii mezhebine göre. Öğleni ikindiye. İkindi geri alıp biraz rahatlık olur. Oçakta kola kılamıyorsun bir dolayı. Otobosta kılamıyor misaptan dolayı. Ertelenebilirsin. Tabi şartlar içerisinde bile razgele değil. O zaman mezhepler birer rahmettir. Bu mezhep ama hak olan mezhepten olacak. Bu sapkın olan kişi mezhepleri değil. Yani İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanife, i̇mam Malik, İmam-ı Ahmet gibi Sadece buna değil gibi mezhepler haktır. Allah razı olsun hocam. O müştehil imamların da yolundan bizleri ayırmasın. İnsanlar yani orada başka bir imamı taklit etmek yerine kendi kafasına fetva veriyor. Bir sürü insana da zarar vermiş oluyor Aynen. kendiyle beraber. Aynen. Hocam bir programımızın daha sonuna geldik. E, sohbetinize doyum oluyor. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Sizden de Kıymetli izleyicilerimiz hayırlı savurlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.